Herkese merhaba. Arkadaşlar, Karadeniz'in eşsiz güzelliğiyle size bir eşsiz güzellik daha sunuyorum. 1995 model As 950 Süper. Aracı tanıtımı gerçekleştireceğiz. Daha önceden 950 tanıtımları yapmıştık. Hem Fatih kardeşimle, Hopa Can Kurtaran'da, aynı zamanda Rize'de Mücahit kardeşimle, Fındıklı'da Zeki kardeşimle beraber, şimdi Furkan kardeşimle beraber aracı tanıtacağız. Yani şöyle baktığım zaman arkadaşlar, hep genç nesil arkadaşlarımız. Genelde yaşları 30 arasında, o bantta oynayan arkadaşlarımızın bu tür tarz araçları derleyip toparlaması gerçekten güzel ve insanın hislerini okşuyor böyle. Bunlardan bir tanesi yine arkadaşlar, dediğimiz gibi 1995 model As 950 Süper. Yine 21 yaşında genç bir kardeşimiz aracı topladı ve bu hale getirdi. Araba görsel olarak gerçekten süper. İçine baktık, dışına baktık. Gerçekten böyle hatasız gibi maşallah diyebileceğimiz bir araba arkadaşlar. Şimdi Furkan kardeşimle beraber araç hakkında sizlere bilgiler almaya çalışacağım. Ama ondan önce sizlere bir hatırlatmada bulunmak istiyorum arkadaşlar. Açıklama kısmında Facebook ve Instagram linklerini aşağıda açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan linkleri tıklayarak bizleri takip ederek gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Abone olmayan arkadaşlarımız varsa abone linkini de tıklayarak bizlere abone olabilir. Evet arkadaşlar, herkese iyi seyirler diliyorum. Aracın sahibi genç kaptan olan Furkan'la beraberiz. Evet Furkan, hoş geldin. Hoş bulduk abim, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ ol. Seni bir tanıyalım mı önce? Abim, adım Furkan, soyadım Topal Hopalıyım. Daha önce bu işi zaten evveliyatlardan, hani eskilerden beri babamız, amcalarımız yapıyor. Ve biz buna sürekli hani bir heves, küçüklükten beridir bir üstüne çıkalım, gezelim. Hani babamız yani havayı doldur oğlum demesiyle başladı yani bu işte. Ondan sonradır bir heves yani bırakamıyoruz bu işi. İstemsizce olan bir şey yani. Şimdi Furkan, hemen hemen araba senin yaşıt ya. Evet. Benden büyük bir de yani. Yani senden bile büyük. Yani genelde zaten şunu bir gerçek var. Yani şöyle bir kavram var. Hopa'da, kapıda doç olmayana zamanında kız vermezdiler. O kavram doğru muydu? Evet abi, doğrudur. Evet, öyle bir şeyler vardı. Genelde bu araçlar da arkadaşlar Karadeniz'de, yani Hopa tarafında, Artvin tarafında ise bu araçların genelde kullanılan amaçları ormanlarda. Kereste amaçtı. Sonradan çaya dönmeye başladı olay. Sen bu arabayı nerede kullanıyorsun şimdi? Çayda kullanıyorum. Sadece çayda kullanıyorsun. Aynen öyle. Ormana falan gidiyor musun? Hayır hayır, bu arabaya abi kıyamam. Kıyamazsın ama kuşbaşı yapar mısın? Olur. Furkan, bu arabayı aldığında böyle miydi? Nasıldı? Hayır, bunun evveliyatı nasıldı? Abi evveliyatı baya kötüydü. Aldığım baya bir kararsız kaldım. İlk defa büyük bir araba toplamakta hani düşüncelerim baya kötüydü ama zamanla her şey arkadaşlarımın katkısıyla oldu yani. Nasıl durumdaydı yani? Atıldık bir durumda mıydı yoksa? Abi atıldık bir durumda değildi. Yani yürüyor muydu yani bu araba? Yürüyordu aynen. Hepten o kadar da kötü değildi. Aldım. Alırken çok düşündüm nasıl yapabilirim. Burada bayağı bir yani sanayi kısmında bazı şeyler bayağı eksik. Evet. Uzaktan teferruatla falan hallettik. Oldu yani. Peki bu arabanın orijinalliğinde bozulup bir şeyler oynandı mı? Hayır. Bir şeyler yapıldı mı? Hayır, hiç orijinaliyle ben de hiçbir şeyini değiştirmedim. Aynı neyse o şekilde. Sadece kupa üzerinde, şasi üzerinde yani boya falan onları... Aynen, her şeyini, şasinin kumlamasını, kasanın A'dan Z'ye her şeyini, boyası, her şeyini elden geçirdik. Motoru ne alemde? Motorumda herhangi bir oynama yok. Orijinal. Orijinal motoru mu evet, arada? Evet, orijinal motoru üstünde. Neden bir Skyna veyahut da Volvo veyahut da bir başka marka değil de Dodge? Bu bir hastalık abi. Yani bu... genç nesil arkadaşlarımız daha böyle biraz daha araba alırsın yani işte sportif arabalar biraz daha merak eder. Evet, doğrudur abi. Merak eder de hani büyük bir arabayla zaten biz burada Çaykur'da ne kadar aynı parayı kazanacağız? Biraz da parasal olarak mı bakıyoruz parasal yani? Parasal yönden bakıyoruz çünkü büyük araba mesela bir Volvo'yu, bir Skyna'yı bunun gittiği yere her yere sokamaz. Sokamazsın değil mi? Aynen öyle. Peki şöyle etrafını bir dönelim. Aracın bize anlatacaklarını anlat. Ve ondan sonra arkadaşlar içerisinde gerçekten çok güzel bir görüntü var. Ben çok beğendim. O içinin detaylarını satışından alacağız. Evet arkadaşlar, aracın dışından böyle dönelim bakalım Furkan bizlere aracın dışından neler anlatacak. Sonrasında akabinde içeri geçip araç hakkında bilgi almaya çalışalım. Evet, hadi bakalım. Şimdi aracımızın dışında kozmetik olarak gerçekten çok güzel. Yani göze göre hitap eden böyle maşallahlığı var. Bugün de böyle Hopa'nın tam deniz kenarında böyle bir güzel bir görsel alan bizlere yaşatıyorsun. Görsel şöleni yaşatıyorsun bizlere. Sen bu arabaya neler yaptın? Abi neler yaptım? Kasasının
tahtaları, boyası, döşemesi, her şey hani bitik halindeydi. Yavaşça kasadan başladık zaten, indirdik. Şaseden başladık, boyasıdır. Orada kasayı, tahtalarını çıkardık, hani dağıttık, toplamaya başladık. Kasasının şeridir, pimleridir derken boyandı, her şey göründüğü gibi. Aracımızın etrafını dönelim, sonra akabinin içine geçelim. Bu plastik midir? Evet abi, boru. Pimaş, aynen. Boru. Zeki'nin bahsettiği buydu zannedersem. Değil mi Zeki? Zeki de burada, biz de beraberdir yine. Hemen bize itibata geçen Nurcan. Merhabalar. Onun da Mercedes'ini çekeceğiz. Sağ olsun, irtibata geçti. Zeki'den beraber bugün buradayız. Hem onun arabasını tanıttık, hem de böyle bir bahsetti. O anda, o videoda bahsetti, işte bu borudan bahsediyordu arkadaşlar. Şeritleri sen orijinalini mi buldun yoksa? Abi bunu bulmakta çok zorluk çektim. Her tarafta aradım. İstanbul'dan tut, Dorçuk parçacılarından falan bulamadım. En son Zonguldak'ta bir abimiz yardımcı oldu. Orijinale kaçtığım için sarı şeridi kullanmadım ve bunu istedim. Buldum yani sonunda. 95 orijinal şeridi, evet, bu mu? Evet abi bu. Hastalık var değil mi? Hastalık abi. Çok aradım, buldum. Depomuz kaçtı? 220 abi. Ne yakıyor bu araba? Hiç denedin mi ne? Abi ne yakıyor? Şöyle diyeyim, kilometre olarak hesaplamadık ama buradan kalkıp Fındıklı'ya yaklaşık bir 18-22 litre ası değişiyor. 18-22 litre. Fındıklı'ya geçiyorum yani ile. Burada bir su tankı yapması ufak. Evet. Makaslarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Lastik yanaklarımız. 12R22.5. Şasada boya var sadece zannediyorsam. Evet. Bu ama deform olmuş değil. Onun yerleri belli yani. Genelde bu. Bu araba orijinal 10 teker mi yoksa alt orijinal tekerden? Orijinal 10 teker abi. Orijinal 10 teker değil mi? Yani sonradan ekleme dingil değil. Hayır, hayır. Dingilleri bunun kendi otomatik kalkıyordu zannedersem. Otomatik kalkıyor, otomatik iniyor. Şöyle bakalım. Bu şekilde aracı görelim. Bu tür genç arkadaşlarımızın bu tür araçları, yani eskiye nazaran böyle araçlar toplamaları gerçekten güzel. Hoş bir durum. Egzoz sıkışımızı, bu egzoz... Boş kazan abi. Boş kazan. Evet. Nasıl oluyor? Abi efsane bir şey ya. O sesi ondan mı alıyoruz? Evet, evet. İçinde bir şey yok. Aynen öyle. Kollar normalde şeydi. Sonraki modellerde miydi abi, o yoksa? 94'e kadar üstten kollu, bunlar yanından çıkmalı bu şekilde. Ha, bu orijinalinde evet, de böyle. Evet. Yani. O şey, topuz aynalardan değil yani. Aynen. Otobüs aynası dediğimiz. Motor. Motoru bir bakalım mı? Bakalım abi. Bir açalım onu. Açalım. İçeri açılıyor. Şöyle trenk diye ses çıkıyor. Motorda herhangi bir yenilik yapmadın. Yağ kaçağı, su kaçağı falan var mı onlarda? Hayır abi, hiçbir sıkıntı. Yani şimdi şeye bile basmıyor yani. Uşak o kadar yani. Titiz ki araba ya. Motorluk. Temiz kardeşim maşallah. Yani öyle bir yağ kaçaklı topladın mı yoksa yerle? Hayır abi. Bu şekilde miydi? Aldığından beri böyle miydi yani? Aldığımdan ben bayağı bir masraf ettim ama motorunda hiçbir sıkıntı yoktu yani. Maşallah, evet. Var. Herhangi bir sorun yaşamadım. Kaç beygir bu aracımız? 180 beygirlik bir motorumuz var araçta. Kornalarımız. Tabii onları sen değişmişsin. Havalı korna, evet, yapmışsın. Evet. Onun orijinal kornası herhalde buradaydı. Evet. Radyatörümüz, motor bloğumuz. Herkes motor arkadaşlar. Motorumuzu da bu şekilde sizlere göstermiş olalım. Furkan gerçekten maşallah yani. Bizde yani sadece görsel dediğim motoru bile, evet abi, o temizlikli bir araç bizlere sunuyor. Gerçekten. Elle hemen bak, elle hemen gitti oraya yani. Hemen sildi oraya yani. Furkan, var mı dışarıda anlatacağın kardeşim? Abi dışarıda anlatılacağım şu anlık bir şey yok. Bir şey yok. Evet. O zaman aracın içine geçelim. Furkan arabanın içine bir türcü edasıyla biniyor. Ayakkabıdan çıkarıyor. Haliyle biz de saygı göstermek zorundayız. Ve ayaklarını çıkarmak zorundayız. Evet arkadaşlar, Furkan'la beraber aracın içine girelim. Ve aracın içinde şöyle bir dışarıdan hemen gösterileri alayım sizlere. Şöyle kaplamalarımız var. Güzel desenleri kaplamış kardeşimiz maşallah. Hemen Furkan, şu yatak kısmını açılıyor mu bu? Evet abi. Aktif olarak kullanıyor musunuz? Evet. Çay zamanında kullanıyorsun büyük ihtimalle. Çay zamanında kullanıyorum. Sen de Zeki gibi yapıyorsun yani. Arabanın içine yatıyorsun yani. Aynen öyle. Şöyle geldik aracımızın içine. Furkan gerçekten maşallah olma kardeşim yani. Genç bir kardeşimiz olmamıza rağmen biraz dedelerden babalarından görmüş gibisin ya. Evet öyle abi. Ha? Evet. Eskiden Dodge'lar tabii Hopa'da çok sıklıkla kullanılan Dodge'lar. Sıklıkla kullanılan Dodge'lar abi. Eskilerimiz İran'a bile Dodge'la gidip gelirlerdi yani. Ne yaptın arabanın içine? Koltuklar, döşemeleri yaptın. Güzel abi, olmuş gerçekten. Şöyle diyeyim, araba ilk aldığımda fabrikada arabanın içinde yatılmıyordu. Yanımdaki arkadaşlarım otururken bile yolda giderken rahatsızlık oluyordu yani istemsizce. Ondan sonra kasa işleri falan, boya işleri bitince en son komple bir döşemeye girelim dedik. Sonuç ortaya bu çıktı. Evet. Koltukların süngerleri, şu kolçak, ayrıntılar, her şeyi 10 numara. Evet. Ne kadar bir maliyet oldu sana bu arabanın bu şekilde
Abi bu arabanın bu şekilde maliyeti sadece ettiğim masraf hemen hemen 30 bin lirayı buldu. 30 bin lirayı buldu iş. Tabii şu anda yaptırma şansın yok o fiyatlara. Şu anda yok evet. Ne kadar sürede böyle bu şekilde bu araba? Abi yaklaşık 40 gün. 40 günde her şeyini bitirdim yani. 40 günde bu işi bitirdim bu araba bu şekilde geldi. Evet. Nasıl keyif veriyor mu bu araba kullanmak? Abi veriyor her türlü. Anlatılmaz yaşanır mı diyorsun? Anlatılmaz yaşanır evet abi. Evet anlatılanla başka yaşananla başka mı? Aynen öyle. Şimdi double ekran teyip koymuşsun lan ha. Evet abi. Ses sistemine de biraz genç kardeşimiz olduğun için böyle... Evet. Bayağı bir önem veriyoruz. Önem veriyorsun. Aracımız kaç vites? Abi orijinal 6 ileri. 6 ileri. Takviye, havalı debriyaj. Havalı debriyaj. Havalı takviye. Evet. Direksiyon hidrolik mi? Hidrolik abi. Bunlar da hep hidrolikti zaten bildiğim kadarıyla. Evet. 96'lardan mı vardı şey aman 86'larda mı 87'lerde mi? 88'lerden sonra hidroliktir diye biliyorum abi. Evet. 88'den sonra hidrolik. Arkadaşlar ince detaylar görüyorsunuz. Gerçekten burada manzaramız da güzel. Arabamız da güzel. Kardeşimiz de güzel. Sağ olsun böyle bir imkan verdi bize. Anlat bakalım arabanın adı. Ne oldu? Zor mu sordun? Hayır abi zor ne demek. Abi arabamız göründüğü gibi. En ince ayrıntısına kadar özenle yani bunu isteyerek yapması lazım bir insanın. Ha. İsteyerek içinde olmadığı sürece de hiçbir şey zaten sapasağlam düzgün yapamazsın yani. Bu bir heves. Başka bir ayrıntısı yok yani. Valla kardeşim gerçekten böyle güzel bir araç bizlere gösterdiğin için, görsel şölen yaptığın için sana teşekkür ediyorum gerçekten. Ben teşekkür ederim abi ne demek. Şimdi çay alım yerine gittiğin zaman manevralarda bundan sıkıntı çekiyor musun yani? Abi dingilden yana biraz sıkıntı çekiyoruz. Onun da yani bilmediğimiz yollara daha çok dikkatli gitmeye çalışıyoruz. Evet. Dönerken falan dingilden yana sıkıntı olabiliyor. Turu nasıl peki bunun? Turları güzel, biraz uzun olduğu için hani bazı yerlerde virajlarımız dar. Girerken falan ona göre bakıp yeri geldi aşağıya inip 2-3 sefer bakıp tekrardan üstüne çıkmışlığımız oluyor yani. Bu çay alınmayana giderken dallardan mallardan nasıl saklıyorsun bu arabayı bu i̇şte kadar ya? İşte en büyük sıkıntımız da o abi. Alım yerleri zaten ağızları dar. Ağızlarından ziyade bizim orada bayağı bir rahat alım yerleri var ama işte gittiğimiz alım yerlerine yakın yollarda fındıklıklar sarkmış oluyor yola doğru. Çoğu zaman motorlara bildirip hani onları kestirmelerini de rica ediyoruz. Sağ olsun yardımcı oluyorlar. O şekilde elimizden geldiğince çizmemeye çalışıyoruz. Peki Furkan bundan hiç şeye çıktın mı? Can kurtaranından yukarı çıktın mı hiç? Çıktım abi. Eski yoldan. Çıktım. Nasıl? Abi bundan daha önce kargo vardı bizde mesela. Evet. Kargo ile bunun imkanı yok kıyaslayamam. Bunun gidişi olsun, çekişi, artı gücü. Her şeyle güzel bir araba yani. Kargonun frenleri mi daha iyiydi bunun frenleri mi? Bunun abi. Arabanın frenine bastın mı hani duracak diye bir garanti veriyor. Kargo da vermiyor muydu? Vermiyor abi. Yapma. Aynen öyle. Hem şimdi kargo kullandı hem de bunu kullandı. Tabii o biraz daha kupa dar onun. Kupa dar artı burunsuz araba bunun gibi güven hissettirmiyor insana. Bu biraz daha güvenli diyorsun evet, yani. Evet. Sorarlar bize abi arabayı satar mı kardeşimiz diye. Satar mısın? Hayır mı? Abi. Öyle bir niyetin var mı? Öyle bir niyetim şu anlık yok. Ne kadar bulan piyasası bilgin var mı o konuda? Abi şöyle diyeyim temizleri şu anki piyasada zaten bayağı bayağı yükseldi. 140-150 o civarları buluyor yani. Temizleri. Evet. Biz bunu şimdi satmak kalkarsa kaç para satarız onu mesela? Abi sat... Düşünmeyeyim ya. Onu bile düşünmeyeyim yani. Vites geçişleri nasıl peki Furkan? Abi vites geçişlerinden yana hiçbir sorun yaşamıyorum. Ya o şak şak sesi geliyor mu? Evet. Bir bakalım mı ne? Şunu şöyle kaldırayım. Arkadaşlar bunun vitesleri gerçekten bazen öyle yapayım onu. Hayır abi bu genelde onlar kuru debrajda oluyor. Havalı debrajlarda ben hiçbir sorun yaşamadım. Yaşamadım diyorsun. Aynen. Eklemek istemediğin, söylemek istediğin? Abi eklemek istediğim bir şey sizlere teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim kardeşim. Üzmediniz, geldiniz. Bizleri mutlu ettiniz. Onun haricinde teşekkür ediyorum çok çok. Eyvallah kardeşim. Bu güzel araban için ve bu güzel misafirperverliğin için sana da teşekkür ediyoruz kardeşim. Umarım her şey gönlünce olsun. Gerçekten seni tebrik ediyorum. Daha önceki arkadaşlar zaten biliyorsunuz Fatih'le çekmiştik video. Fatih olsun, Mücahit olsun, Zeki olsun ve en son olarak da Furkan kardeşimiz. Hepsi genç yaşında arkadaşlarımız, 30 yaşını aşmamış arkadaşlarımız ve bitmeyen eski kamyon sevdalıları ve araba manyakları, araba delileri. Bu öyle insanlar benim hoşuma gidiyor. Yani bir kahve köşelerinde vesaire yerlerde uğraşmaktansa
İşte böyle bir arabaya böyle uğraşılıp bu hale getiren kardeşlerimize selam olsun. Gerçekten sizi canı gönülden tebrik ediyorum. Verdiğim bilgiler için de, bu güzel arabanın için de sana teşekkür ederim kardeşim. İnşallah başka projelerde de görüşürüz. İnşallah abi. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Sizlere Furkan'la beraber AS950 1995 model aracımızı tanıtmaya çalıştık. Umarım bu videomu da beğenmişsinizdir. Furkan kardeşime çok teşekkür ederim. Aynı zamanda yine Nurican kardeşim ve hemen orada oturan Zeki Yaşar kardeşim. Hepinize teşekkür ederim. Genç arkadaşlarımız olduğu sürece bu tür araçları da çekmeye sizlere devam edeceğiz. Arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı unutmayınız. Aynı zamanda yine hatırlatıyorum, gelişmelerden haberdar olmak için aşağıda açıklama kısmında Facebook ve Instagram linklerini bırakıyorum. Onları tıklayarak, bizlere takip ederek gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Hopa'dan hepinize sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Hoşça kalın.